Dünya tarihi teorileri Yeni Kapı'daki buluntuların ardından sarsıcı bir biçimde değişmişti. 36 gemiden oluşan ticaret filosu kalıntıları, İstanbul'un deniz ticaret sistemi içindeki önemini 8500 yıl geriye götürmüştü. Günümüzde deniz ticaretinin global hacmi 30 trilyon dolara ulaşmış durumda. 150 farklı ülkeye ait 53.629 ticaret gemisi her gün milyonlarca ton yük taşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle gemilerin boyutları her yıl biraz daha büyüyor. Enerji sektöründeki ilerlemelerle akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan tankerlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Güvenlik ve çevre riskleri yönetimlerin en önemli sorunu haline geliyor. Tüm bu nedenler ülkeleri daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli yeni deniz yolları arayışına itiyor. 1903 yılında inşa edilen 82 kilometrelik Panama Kanalı'ndan günde 2300 gemi geçmekte. Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı, Baltık Denizi'ne açılan Almanya'daki Kiel Kanalı, 1776 kilometrelik Çin'deki Grand Kanal, dünyada inşa edilen 48 kanaldan sadece birkaçı. Dünya deniz ulaştırmasının %25'i Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz Havzası'nda gerçekleşiyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere tek çıkış kapısı olan İstanbul Boğazı da bu artan deniz trafiği nedeniyle çeşitli risklerle yüz yüze. İstanbul Boğazı'ndan günde ortalama 115 gemi geçiyor. İstanbul Boğazı, dünyanın en dar, en yoğun ve tehlikeli doğal su yolu olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar İstanbul Boğazı'nda 8 büyük kaza yaşandı. Bu kazalar neticesinde 73 kişi yaşamını yitirdi, 1.3 milyar dolar maddi kayıp yaşandı. İstanbul Boğazı'nın mevcut güvenli geçiş kapasitesi yıllık 25 bin gemi iken bu rakam 40 bini aşmıştır. Bir geminin boğazdan geçmek için bekleme süresi 15 saate çıkmakta, bu da sektör için önemli maliyetlere dönüşmektedir. Türkiye birçok ülkenin geçmişte yaptığı ve halen yapmakta olduğu gibi alternatif ticaret yolları inşa ederek güvenlik risklerini azaltabilir. Kanal İstanbul projesi 11 milyar dolarlık yatırımla İstanbul'un tüm deniz risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak ve ülkemize yılda 1 milyar dolar gelir getirecektir. Bu proje için Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere 7 üniversite, 200'e yakın akademisyen ve uzman çalışmış, 33 bilim dalında ayrı ayrı raporlar hazırlanmıştır. Tüm ekolojik ve deprem riskleri simüle edilerek en uygun konum seçilmiştir. Kanal İstanbul projesi, dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendirecektir. Güçlü Türkiye için her sektörde güçlü projelerle